Şimdi bir film düşünün. Tüm zamanların en çok kişi hasılatı yapmış filmlerinden birisi olsun. Aynı film, sinematografi açısından kendi serisinin en iyi iş yerinden biri olarak anılsın. Bu saydığım iki şeyin meali, hem halk hem eleştirmenler nezdinde olumlu karşılanmış bir film olması. Ama hitap etmesi gereken bir kitleyi olağanüstü şekilde ıskalamış olsun. Ki o kitle bu filmlerin bugünleri görmesini sağlamış, replik yazmayı unuttukları karakterin oyuncaklarını bile cebinde ne var ne yok hepsini harcamış olsun. Evet, Star Wars sequel işlemesinin en tartışmalı filmi olan The Last Jedi'dan bahsediyorum. Açıkçası bizler Star Wars fanlarının ciddi bir kalabalığı tarafından tartışılacak pek bir noktası yok. Çünkü film gerçek anlamda Star Wars külliyatına ve biz hayranlara bir hakaret. Gelin size şu hakaret olayını açayım biraz. Bu film ton olarak öncüsü olan Empire Strikes Back'i örneği örnek almış. Bak bu olabilir. Bunda herhangi bir problem yok. Doğru filmi kendisini örnek alıyor. Ama bu örnek alma olayını biraz abartmadınız mı? Sen önceki film zaten Enim Hop filmini karbon kopçu olarak enin yetimci rezil etmişti. Sen neden aynı yola girdin? Ryan Johnson. Hani sen yenilikçi bir yönetmendin? Ne oldu o birik ve looper filmlerdeki vizyonuna? Abi. Star Wars'u görünce mi ayarlarınız şaşırıyor sizin? İlk filmdeki Luke yerine Rey'i koymuşsun. Luke da Yoda olmuş tabi. Böyle kimsenin bilmediği bir yerde eğitim döndürüyorsunuz. Ne tesadüf ki Luke da Yoda gibi huysuz bir halinde. Bir noktada Mirusu ablamız, pardon Rey, içindeki karanlıkla yüzleşmek için bir çukura giriyor. Ne kadar da özgün bir sahne. Nasıl aklınıza geliyor böyle şeyler? Hadi Empire Strikes Back'te Vader'la falan yüzleşiyordu. Kesilen kafadan Luke'un yüzü çıkıyordu falan güzel metaforlardı. Rey girdi oraya bir aynaya baktı. Sonra bir anda bin tane ayna çıktı. Bu ne oğlum? Inception'a mı bağlıyorsunuz filmi? Ne yapıyorsunuz siz böyle? Bir de bu kusursuzluğu konusu var. Bak, Luke dediğin çocuk üçüncü filme kadar desteksiz hiçbir şey yapamıyordu. Tamam, destleri patlattı ama Han Solo olmasa e, görürdüm ben onu. Neyse, Üçüncü filmde de finalde efendi adam olmayı tercih edip imparatorun gazabına uğruyor. Vader orada insafa gelmişse adam yüzünden bütün galaksinin anası alacak düşünün o kadar zor bir durumda. Bu rey... Never. I'll never turn to the dark side. Bu rey ise çölde hırsızlık yapan bir ablamız. Ama sanırsın ki galaksinin en iyi pilotu. Bu kadın yani rey çölde yetişti. Ama su gördü mü Michael Fels'e dönüşüyor bir anda. Hayatında Jedi, Force gibi kavramlar nedir bilmiyor. Ama ışın kılıcını elini alırsa siz en iyisi oradan kaçın. Galaksinin en iyileri tarafından eğitim almış olmanızın bir önemi yoktur. Rey her halükarda sizi yener. Ha bir de bunların adadaki Skype olayı vardı. Bakın Jedi tarihinde görünüm hareketleri bunlar. Hani birbirinizi hissediyorsunuz da. Kablosuz internet mi abi bu Force? Aynı filmde Leia ablamıza uzaya fırlıyor. Sonra Superman var bir manevra ile Ken'in gemiye çekiyor. Bakın, birini çekmiyor. Kendini çekiyor. Hatta uçuna yemin edebilirim ama bunu kanıtlayamam. Bu arada, bizim diğer elemanlar bütün hikaye boyunca ne yapıyordu? Bir açıklayabilir mi? Bu adamlar filmin başından sonuna sadece daire çiziyorlar. Gerçekten de, Ray, Kylo ve Luke hariç bütün karakterler siktir edilmiş. Sanki son dakikada senaristin aklına gelmiş gibi, şunlar da kıyıda köşede kahramancılık oynasınlar denmiş gibi. Biz o sahneleri izlemesek ne kaybederdik diye gerçekten merak ediyorum. Ha, Mido Holder Ace vardı o filmde. Hiç fena bir karakteri yoktu aslında ama o finaldeki hareket neydi öyle? Işık hızında geminin içinden geçmenin fiziğini bir açıklayabilir mi bana? Bu araç ışık olmuyor mu zaten? Neyse. Uzayda konser verilen film serisinden bahsediyoruz. Buna çok takılmıyorum. Filmin Climate kısmına gelmeden önce bir de Snoke'un trajik ölümüne değinmek istiyorum. Oğlum, siz bu adamı ilk filmde bize bayağı Big Boss adını tanıtmadınız mı? Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Adamı üçüncü filmi görmeden bayağı öldürdünüz. Acaba senaryo yazarken sizin canınız mı sıkılıyor? Bari bir karakteri tanısaydık, e ondan sonra harcasaydınız. Şimdi de finale bir look faciasına gelelim. Evet, hepiniz bu anı bekliyordu biliyorum. Hazırsak başlayalım. Ryan Johnson. Ben senin! O nasıl Luke Skywalker öyle? Doğru söyle, Orijinal seri hiç izledin mi? Ya da çocukken izledin bir daha bakmadın mı? Bak, dürüst ol lütfen. Bu adam, bacısına söven adamı büyüklük bende kalsın diyen, karanlığın gözüne bakıp kılını kıpırdatmayan bir abimiz. Bu adam, Superman gibi izci çocuk mentalitesinde bir insan. Bu adam, galaksinin içinden geçen Space Boy Adolf Hitler'in içinde iyilik var biliyorum diyen bir adam mı? Sen bu adama nasıl anlık gaza geldim diye sahne yazarsın. Oğlum derdiniz ne sizin? Niye herkesi böyle öcü yapıyorsunuz? Gidin kendi pesimiz hayatınız bir köşede yaşayın. Bizi biz yapan şu karakterlerin dinamiyle oynamayın artık. Tam konuyu kapatacağım. Yine bir saçmalık geliyor. Yoda'nın Force Ghost'u bu filmde bir yere yıldırım düşürüyor. Bakın. Bunu Force Ghost yapıyor. Tek özelliği Ghost olması olan bir şey. Peki finaldeki o gezegen neydi öyle? Abi direkt hatı yapmadık da karyene tuz koyduk olmuş. Tamam. Enteresan bir fikir. Hani görsel olarak da güzel şeyler vaat ediyor ama... Hani neden özgün bir konsept olamıyor? Anladığım kadarıyla siz bayağı gerizekalısınız. Ya da bayağı Star Wars'a nefretle büyümüş bir nesil intikamı falansınız. Ha filmde işleyen güzel şeyler var mıydı? Evet vardı. Ama bu videonun konusu bu değil tabi. Sanırım yeterince saydırıp hırsımı aldım. Artık kapatabiliriz. Güç sizinle olsun.